Başındaki sosyal medyadaki dostlarımıza, arkadaşlarımıza da hayırlı akşamlar diliyoruz. Umarım güzel bir program olur. Tekrardan hayırlı uğurlu olsun inşallah. Allah razı olsun. Teşekkürler Murat abim. Murat abim candır. Kendisi heyecandır. Hani bazen derler ya böyle. Ve iki tane birbirinden ünlü ustamız var. Şöyle ilk başta şöyle tarif edeyim. Şöyle kendisini tanıtayım. Zaten herkes biliyor. Aşık Reyhani Baba'nın rahmetle ve özlemle andığımız Aşık Reyhani Baba'nın tek varisi, ustaların ustası Ozan Akpınar. Hocam bizden birlikte bugün sağ olsun. Bizi de kendisi de yalnız bırakmadı. Abim hoş geldin. Hoş bulduk kardeşim. Hayırlı olsun. Allah razı olsun. Programın Nesse Prodüksiyon'a ve sana başarılar diliyorum. İnşallah iyi olur. Allah gönlünüze göre versin diyorum. Amin. Amin abi. Öyle. Sağ olsun, var olsun. Tekrardan zaten geldi. Döneceğiz, toplu odak alacağız. Bu arada Nesse TV kanalımıza üye olmayı unutmayın değerli dostlar. Reklamda da söylediğim gibi ünlü bestekar, gerçekten Erzurum'a ve Bursa'ya mal olmuş değerli bir bestekarımız. Aynı zamanda çıkarttığı yeni albümüyle mükemmel bir giriş yapan sevgili Ozan Akpınar abim bizden birlikte. Sağ olsun, o da bizi kırmadı geldi. Ozan abi nasılsın, canı iyiyim. Teşekkür ederim öncelikle Burakcan. Program hayırlı olsun. Nesse müzik yapım ve Nesse TV'ye de teşekkür ederim. Hani böyle bizim, biz de bir arada buluşturanlar. Eyvallah.
Evet, sevenlerimiz de inşallah bizimle kavuşturacağınız için sizlere teşekkür ediyoruz. Bu arada gerçekten iki tane eşsiz değersiz üstadımız var. Evet. Biri Murat Kalaycı, birisi Ozan Reyhani. Onlara gerçekten ben şimdi değil, bir yıl değil, iki yıl değil, tanıştığımızdan beri saygı duyan bir insanım. Gerçekten müziği hakkını vere vere, üstüne basa basa, eze eze yapan insanlar. Onlara da teşekkür ediyorum, bizi yalnız bırakmadılar. Onlarla çalışmakta bir gururdur, şereftir, onurdur. İnşallah kardeşim, Allah yolunu bahtına açsın. Saygılar, herkese selamlar. Teşekkürler abim, güzel dilekler için sağ olun. Hepinizin cümleten ayağına sağlık, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Gerçekten bugün programımızın ilk günü ve ilk programımız beni ve MSTV'yi gerçekten onurlandırdınız. Bunun için ayrıca hepinize teşekkür ederim. Üçüyle birbirinden değerli ustalarımız. Teşekkür ediyoruz. Diyor ki Ozan, az muhabbet çok türkü. Ozan abi senden başlayalım. Sevgili Ozan Akpınar, senden başlayalım. Şöyle özellikle baştan şeyi isteyeceğim. Bir tane güzel bir hareketli parça var. Erzincan, Tercan, Mercan diye. Evet, gelsin Erzincan. Buradan Erzincan'a da gitsin. Evet, buradan Erzincan'a da be. Bütün yurdumuza selamlar olsun. Aleyküm selam. Bütün Edirne'den Kars'a, bütün dostlarımıza selam olsun. Bizden herkese gelsin bu şarkı. Ağzına, diline, kalemine, yüreğine sağlık. Çok teşekkürler ederiz abi.
Gerçekten bizim için Bursa'da yüreği, değeri büyük bir insanlardan bir tanesisin. Gerçekten ben sizi ağabey olarak seviyorum. O yüzden bugün ilk günümdü. İlk günüm olduğu için, ilk programımız olduğu için değerli 3 tane büyük ustayı yanımda görmek istedim. Sağ olun, beni kırmadınız. Eyvallah, şeref duyduk. Allah razı olsun abi. Sizin ağzına, yüreğine sağlık. Her zaman da yanındayız. Allah razı olsun abiciğim, teşekkürler. Ozan emi, ne edersen? Vallahi ne yapalım işte. Bu pandemi belasından inşallah bir an önce kurtuluruz. Şu anda tek duamız o. Geri kalan sorunlara, sıkıntılara da sonra bakacağız. Allah'ın izniyle inşallah. Zaten görüyorum hep mesafeli oturuyoruz yani. Şu anda şey pandemiye uygun şekilde oturuyoruz. Hani sıralamayı o şekilde yaptık. Çünkü hani televizyon programı yaptığımız için bizi ne kadar seven varsa o kadar da sevmeyen var. Konuşacak insan da çok. Ama bari biz işimizi düzgün yapalım da konuşan yine konuşsun. Şimdi olsun bu sosyal mesafe falan diyorlar ya. Gelirse de insanın dostundan, dostundan gelsin. Ne yapalım, yapacak bir şey. Yapacak bir şey yok. Başımızın üstüne. Abim şöyle güzel, güzel bir türkü okuda bitmeye kulaklarınızı bastınız. Şöyle çok sevdiğim bir türkü gerçi yaklaşık bir sene oldu bir ne program yapıyoruz ne türkü söylüyor. Seslerimiz böyle çivi gibi olmuş. Bir al mendil sende kalsın diyelim. Başkanımlar evet. Şöyle güzel. Thank you.
severim bu türküyü. Aynen. Diye de. Ağzına yüreğine sağlık. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Ozan abi, Bursa'nın gerçekten ustalarından. Yani, usta zaten demeye, fazla anlatmaya bir şey gerek yok. Hani diyor ya, anlatmaya gerek yok, görüyorsunuz. Öyle. Ağzına yüreğine sağlık abi. Allah razı olsun, teşekkür ediyorum. Sağ olun. Murat abi, senin durumun nasıl? Valla ustalar burada, onlar izliyoruz. Bizim işimiz onlara eşlik ki. Bizim öyle bir sanat şeyinde çok böyle şimdi sanatsal bir şeyimiz. Murat Can kardeşim, Murat Başkanım'la yeni tanıştık. Tanışmamıza vesile olan da Ozan Akpınar kardeşimizdir. Şöyle bir yerde, Murat Bey'in salonlarının birinde bir müzik yaptık. Bir baktım, müthiş bir duygu, müthiş bir yürek. Adamlığını zaten anlatmama gerek yok, tanıyan herkes biliyor. Müzik duygumuz, kafa yapımız o kadar uyuşuyor ki böyle. Baktım, hayran oldum. Yanına oturacaktım, oturmadım. Kendi biraz fazla yakışıklı onun için. Onun yanında bizim karizma falan kalmıyor. Allah var etsin, Allah eksikliğini vermesin. Çok güzel bir yürek. Eyvallah. Çok sağ olun. Sizlerle... Sözünü kesip, sizlerle bir arada olmak, müziği paylaşmak önemli. Müzik adamları iyi adamlardır, güzel adamlardır. Onlara zarar gelmez. O yüzden her anımızda büyük bir keyif alıyorum. O yüzden bir kez daha sağ olun, var olun. Teşekkür ederim duygularınız için. Teşekkürler. Bizler elimizden geldiği kadar duygularımızı aktarmaya çalışıyoruz. Müzik işi gönül işi. Gönlü kötü olan adamlar zaten güzel şeyler çıkaramaz. Evet. Ya zaten Murat abi şöyle bir şey seviyorum ben sana. Gerçekten söylüyorum. Hani... bizim kare zaten belli. Hani 4 kişi, 5 kişi bilemedin, 6 kişi can ciğer dostlarımız belli. Yani buradan sevgili Metin Koçer abime selamlar olsun. Melih Demir abime selamlar olsun. Şimdi bizim, zaten biz boş adam olsak, yani gönlümüz boş olsa ya da hani duygusuz bir insan olsak biz müzik yapamayız. Ama illaki bir şey yapıyorsak da vardır yani. İnsanın içerisinde bir şey var. Benim sende en sevdiğim tarzlardan, tavırlardan bir tanesi, birincisi doğrasın insanın yüzüne karşı, ikincisi çok mütevazısın. Yani hani insan şöyle bir şey vardır, yani ne kendisini över, başka bir tanesi de överse alttan alır, hani böyle mütevazi bir şekilde. Gerçekten ben seni o konuda çok seviyorum ve takdir ediyorum bir büyüğüm olarak. Sen de buradaki ustalar gibi koca yürekli bir ustasın bizim gözümüzde. Eyvallah. Yine diyorum, fazla böyle hani konuşmanın bir anlamı yok kendi adımıza. Az muhabbet, bol türkü. Sevdim seni. Sevdim seni. Sevdim seni. Senin isteğini yapalım, sen bu şarkıyı sevmiştin. Bu şarkıyı çalacağım senden abi. Söz müziği senin. İnşallah. Bu arada telefli yani. Çalmaya kalkan arkadaşlar olursa telefli yani. Ondan dolayı... Bakalım diyelim. Duyguna yüreğine sağlık. Kalemine sağlık. Evet işte böyle. Küstürdün canım, beni küstürdün.
aşkına dönen Mecnun'a döndüm. Sevdim seni, sevdim seni, sevdim seni. Geriye döndüm, dağları delen Ferhat'a döndüm. Aşkına dönen Mecnun'a döndüm. Sevdim seni, sevdim seni. Yeşermez yapraklar, dallar kırıldı. Açmadı baharlar, bahar darıldı. Yeşermez yapraklar, dallar kırıldı. Bilirim bulutlar hep ağlamaklı. Küstürdün canım, günü küstürdün. Küstürdün canım, beni küstürdün. Bilirim bulutlar hep ağlamaklı. Küstürdün canım, beni küstürdün. Küstürdün canım, günü küstürdün. Sevdim seni, beyliğe döndüm. Dağları delen Ferhat'a döndüm. Aşkımla dönen Mecnun'a döndüm. Sevdim seni, sevdim seni. Sevdim seni, deliye döndüm. Dağları delen Mecnun'a döndüm. Taşkın kalan şirine döndüm. Sevdim seni, sevdim seni. Kalemine sağlık abi. Yani yüreğine sağlık. Yani şöyle bir sağlık yani, geliyor yani. Güzel. Yani bizi aldı götürdü. Değil mi? Ta buradan nerelere gittik geri geldik. Çok şükür. Hamdolsun. Hamdolsun nefes aldığımız güne, hamdolsun yaşadığımız güne. İnşallah daha güzel projelerde, daha güzel şeylerde sizlerle birlikte olacağız. Şimdi hani diyor ya böyle dönün dönün sırayla geliyorum. Bir fıkra anlatayım da ben. Şimdi bir denizin kenarında 10 tane şimdi eskiden hani şey diyorlardı, karaya ak diyorlardı, bilmem ne diyorlardı. Şu anda öyle bir suç olmuş. Ondan dolayı siyah arkadaş diyelim. 10 tane siyah arkadaş denizin kenarında oturuyor. Denizin içerisinden bir tane cin çıkıyor. Diyor ki ey sahipler diyor, dilenin diyor hepinizin diyor birer tane diyor şeyini alacağım. Bana birer tane dilek yapın diyor. Ben diyor birer tane diyor dileğinizi alacağım. Neyse. Birincisine soruyor. Diyor ki dile benden ne dilersen diyor. Birincisi diyor ki beni diyor beyaz yap. Onuncu zenci gülüyor. İkincisine soruyor. Diyor ki beni ne yap? Diyor ki ben de diyor beyaz yap diyor. Onuncu gülüyor halen daha. Neyse ikincisi beyaz yap. Üçüncüsü beyaz yap. Beşincisi, onuncusu, dokuzuncusu. Sonra onuncusuna geliyor. Diyor ki seni de mi beyaz yapayım diyor. Yok diyor. Bunlar diyor hepsini diyor siyah yapmış. şimdi fıkralarla zaten bizim ülkemiz hep fıkralarla böyle makara gırgırla var. Meşhurdur yani bizim ülkemizde böyle şeyler. Öyle bir tane de mi? Usta. Öyle bir tane sen anlat da. Yok benim yani şu an aklıma bir fıkra mıkra gelmiyor ama gelirse. Yok gelir, sen konuştun. Gelirse inan ki anlatırım. Hiç esirgeme. Vallahi vallahi esirgeme. Ozan kardeşler bir türkü alalım bence.
Şimdi türkülerimizi okuyalım. Fakat saygın şehitlerimizin 106. yılını minnetle, hürmetle, saygıyla anıyoruz. Keşke onlar bizlere haklarını helal etseler diyoruz. Allah mekanlarını cennet etsin diyoruz. Gerçekten bugün şöyle söyleyeyim Muratcan kardeşim. Biniyoruz arabalara, klimayı açıyoruz, evimize gidiyoruz, hemen doğal gazı açıyoruz. Şunu açacağız, şunu aç, üşüdüm falan. Üşümek neymiş işte Sarıkamış'a gelin görün. Hiç kimse üşüdüm demesin yani. Üşümek onlara mahsus. 93 bin tane vatan evladı donarak orada can vermiştir. Sarıkamış'a her gittiğimde duygulanırım. Babam da öyleydi. Sarıkamış'a her gittiğimde 10 tane böyle dolu dolu şiirle gelmiş bir insandır. Şimdi o zaman Allah mekanlarla cennet etsin. O zaman abi fırsat verirseniz asıl konuşması gereken kişi benim. Değil mi? Abi, pardon özür dilerim. Yok şimdi başkanım, benim de yarın biliyorsun anam sarı kalmıştı da benim. Keçe söz keyifinden. Konuşmayı biraz ileriki dönemlere ayırmıştım ama lafı açıldı. Bize evet. Söyleyeyim. Ben de biliyorsunuz Bursa Sarıkamışlar Dernek Başkanıyım aynı zamanda. Memleketimizin her yeri çok güzel, çok özel. Doğusuna, batısı, hepsi bu vatan için can vermiş, binlerce şehitle dolu. Bunların tabi Sarıkamış, Çanakkale vesaire öne çıkmış büyük kayıpların olduğu savaşlar, Sakarya'nın meydan muharebesi. İlk önce Ulu Önder Atatürk'ten başlayalım. Vatanımız için canını, kanını, bacağını, vücudunu vermiş. Binlerce şehidimiz var, şöyle de yürüyen insanlarımız var, şehitlerimiz var. Hepsine rahmet diliyoruz. Asla tabi onları bu fedakarlıklar ödenmez. Bizim şu anda yapmamız gereken sadece onları anmak, dua etmek. Allah o günleri bir daha yaşatmasın vatanımıza. En azından bir duayla vesaireyle onları anmış oluyoruz. Ruhlar şad olsun, minnettarız onlara. Allah rahmet eylesin bir daha. Amin abi. Rabbim cümle ölmüşlerimize rahmet eylesin. Ecdadımızla dahi Hazreti Muhammed Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den bu yana gelen bütün ölmüşlerimize içerisinde Rabbim gani gani rahmet eylesin. Onlar gerçekten bu vatan için yani canını ortaya koymuş insanlar, artık serden geçen insanlar. Rabbim gani gani rahmet etsin. Öbür dünyalarda mekanlarını cennet etsin. Mekanları cennet olsun. Bize de şefaat etsinler. Bize de şefaat etsinler. Vallahi biz de bari o tarafa gittiğimizde ya, bari bize bir Çanakkale, Sarıkamış gibi yerlerin Sakarya, Dumlu, Pınar, orada şehit olan vatan evlatlarının yüzü suyu hürmetine bugün yaşıyoruz, bugün evet. Yiyip içiyoruz. Minnettarız. Allah mekanlarını cennet etsin. Amin. Allah hepsinden razı olsun. Amin abi. Fethullah abi, evet. Sevgili Ozan Akpınar abim, değerli abim. Ben Türkiye'yi değiştirdim valla. Tabii canım, sıkıntı yok. Her zindanların böyle diyelim. Ya bu akşam zaten doğaçlamayız yani. Gönlünden gönlüne yani programın adı zaten. La da yapalım. La yapalım. Zindanların karı. La yapalım başkanım. Erisin da
geçti ömrüm ahar, ecel kapı çalar, durma gel ömrüm ahar. Erisin dağların karı, geçti ömrüm ahar, ecel kapı çalar, durma gel ömrüm. Ölüm yıl dönümü 14 yıl oldu. Rabbim rahmet eylesin.
Mesleği. Bir tane koca ustadan bir uzun hava okuyalım. Şimdi bunları okuyoruz. Şöyle kısa bir şeye de değinmeden geçmeyeyim. Evet. Geçen hafta Ozan Akpınar kardeşimin hem haberi var. Murat Başkan'ın da o türküyü çok iyi bilir. Sen niye ağardın siyah saçlarım diye babamın 40 sene önce yazdığı bir türkü var. Erzurum'da bir müzisyen arkadaşımız onu bir de 6-8 oyun havası yapmış. Oyun havası tarzında atmış sosyal medyaya. Bir de ne yazmış biliyor musun? Yeni beste, yeni türkü. Yazdığım müziklerin noter onaylıdır, izinsiz okunamaz. Açtım telefonu, rica ettim. Kaldır dedim bunu. Babamın falan yok abi, ben yazmışım. Tamam, birkaç yerini değiştirmişsin. Ben yazdım diye bir şey yok. Sen niye ağardın siyah saçlarım açıkta yani. Ait bir türküdür. Türkünün özü de bu zaten. Sen niye ağardın siyah saçlarım? Kaldırmadı. Ben ne aldım? Onun okuduğu şekliyle kendi sayfama attım. Bir şey demedik yani. Hakaret de etmedik. Bu sefer benim sayfamda türküyü bilenler yüklendiler adama. Tabii yüklenince kadar mesaj ama atmış, abi ben sayfamdan kaldırdım, sen de kendi sayfamdan kaldır. Niye? Hani senindi? Sade o değil. Babamın böyle yani ölümünden sonra zannediyorlar ki bunlar sahipsiz eser, sahipsiz para. Hepsini TRT'de işte bilmem Mesam'da falan kasetlerde, kitaplarda, dergilerde, gazetelerde yayınlanmış şiirler. Hepsinin evrağı var, belgesi var. Evet. Yani rica ediyorum, özellikle aşıklarımızdan, müzisyen arkadaşlar da bazen bunu yapıyor. Söz yazamıyorsanız gelin verelim, vallahi billahi para istemiyoruz, pul istemiyoruz. Ozan Akpınar kardeşim de çok güzel yazar. Ben de babamın 5000 tane şiiri var, daha güneş kapağını açmamışım. Okuyoruz böyle yerlerden, alıyor hemen benim. Ya nereden seni zannediyor ki ben şimdi yazdım, şimdi okuyorum. Alıp bunu çalar, böyle bir dünya yok. Herkes ayağını denk alsın, herkes heybesinde ne varsa onu söylesin. Ha türkü söylüyorsunuz, biz itiraz mı ediyoruz, etmiyoruz. Okuyun, doğru okuyun yeter. Gerçekten, babadan bir uzun hava okuyacağım da. Ben de bir şeye dahil olayım da hemen. Şimdi şöyle bir şey, gerçekten zaman, günümüzde çok yaşıyoruz bunları. Artık ben konuya biraz açıklık getirme anlamında söylüyorum. Çünkü bizim bu sözleri yazan insanlar, yıllarca Türkiye'ye mal olmuş insanlar. Yani şöyle söyleyeyim. İnsanlar gerçekten usta. Bu insanların hani çocukluğumuz bu insanların yazdığı, çizdiği şeylerle geçmiş, dinlediğimiz şeylerle geçmiş, türkülerle geçmiş. Gerçekten yani emek hırsızlığı hiç iyi bir şey değil. Zaten senin dediğin gibi oraya sen yazdığın zaman altına zaten nerelere kadar gitti o laflar da. Ondan dolayı az muhabbet çok türkü. Bir tane babadan bir senin benden ne davam var diye bir hoşuma giden bir uzun havası vardır, onu okuyayım. Söyle taşlı pınar, bak sen benden ne davam var, ey engel olan yaylalar. Menzile gitmeye yollar, sen benden de davan.
başıma yıkıldı yuvan. Yaradana geçmez duman. Hakim bilir etmiş davan, sen benden ne davan var? Hakim bilir etmiş davan, sen benden ne davan var?
Çeken de yaşasın, çekemeyen de. Herkese selamlar. Evet. Şöyle biraz bağlama açalım. Türkü okuyayım. Gerçi benim ustaların yanında biraz sıkıntı ama. Olur, sen sorun da ya. Ne demek? Yani şunu anlatayım. Ozan Emi ile tanışmamız hemen 25 sene oldu. Yani onun ilk öğrencilerinden bir tanesi. Estağfurullah. Bundan daha önce zaten barlarda program yapıyorduk Ozan Emi'yle beraber. O zaman bir de söylemedik ki. Sevgili kardeş. 25 sene olmuş. Yani yaşım küçük ama ustalarından örneğim çok. Şöyle bir tane örneğin. Thank you.
oldum sen geriye. Ayetmezmiş gibi tutmazsın yaram. Ah be canım sağ olsun ya. Gönlümdeki ayna bıraktın beni baş başa. Mutlusun sen geriye. Ayetmezmiş gibi tutmazsın yaram. Aramızda. Ozan abi bu arada çayla ilgili değil mi?
Yapıldığı yayında emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Beni abi sağ olasın. Vallahi bir o sene bir tane bunu anlattı değil mi abi ya? Sormadı olsa sana anlattılar. Valla pekala Allah atacak. Haliniz mi var ya? Çok derinlik var seslerinde. Hem yayındaysa ve kes. Asabilir miyiz? Evet, sağ olun var olun. Teşekkürler ederiz. Bu da şu böyle geldi. Rahmetli Ahmet Kan'ın güzel bir parçasıydı. Bundan böyle yolu yok. Kollarım çürüdü. Sevgili Ozan Akpınar abim. Canım. Canım var olsun. Canım bin canım. Allah var işte. Şey vardı bizim. Necdet Gürcüoğlu. Değerli yapım yönetmenimiz. Yapımcımız. Şimdi onun bir parçası vardı. Geçen gün zaten altyapısını ben yaptım ona ama hele bir de senin sesinden dinleyip biz de sana bir vokal edelim. Şöyle hep olur. Beraber Kevengin yollarında. Fadiyez mi yapıyoruz? Fadiyez ya? Evet. Yapalım başkanım. Okumaya çalışacağım. Valla şu anda bu pandemiden dolayı kendime güvenim kalmadı artık. Yok yok sen. Sen mükemmelsin abi. Sen böyleysin. Sen bu şekilde devam et. Pandemi pandemi sana söyle. Başkanım güzel bir şey söyleyeceğim.
sağlık. Ağzına sağlık. Vallahi okuyabildiğimiz kadar. Malzeme bu, başka bir şey yok. Şimdi bu parçamız da bizden... Elinize sağlık, cansınız. Ne demek abim? İki tane böyle büyük ustanın eline sağlık. Bu parçamız da bizden sevgili Necdet abime gitsin, Necdet Gürcüoğlu'na gitsin. Aynen. Aynen. Elini görüyorsunuz. Evet. Buradayız diyor. Elazığ'a gitsin. Elazığ'a gitsin. Tabii ki. Başla. Evet. Yani sen çok konuştun. Bir de şöyle bir şey var. Buyur abi. Murat Can. Manyo kardeşimizle çocuğu hastaymış. Hastaneye götürmüşler. Buradan özellikle... Geçmiş olsun diyoruz. Evet, buradan özellikle sunucu ve yapımcı olduğum için hani o sorumluluğu kendime buluyorum. Kardeşime buradan çok çok geçmiş olsun. Rabbim acı şifaları versin. Bu arada seninle ortağını aşmış olduğunuz iş yeri hayırlı uğurlu olsun. Sevgili kardeşim Muhittin'e önce geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Muhittin Baki, Onur Hanefi Aslan onun iş ortağı. Ona da selamlar olsun. Bizim evet. Muhammed Yeni, Haktan Baytak, onlara da özellikle selamlarımı gönderiyorum. Bunlar da bizim karedeler nasılsa. İnşallah programın ilerleyen bölümlerinde onlara da tabii, görmek tabii. isteriz. Tabii, tabii. Aynen, Metin Baba da gelecek tabii. Değil mi? Ya zaten Metin Koçer değerli. Metin Koçer'e özel bir bölüm ayırdık, haberi olsun. Şimdi değerli Metin Koçer de bizim canımız ciğerimiz. Yani bizim kale dediğimiz, o da bizden birisi. Sesinden, güçlü yorumundan. Metin Koçer ilerleyen günlerde olabilsem biliyorum. Buradan ona da selam olsun, saygılar olsun. Öyle. Emir, sendeyiz. Okuyalım öyle. Başkanım bir ne yapalım? Yoruldum diyelim bir. Evet. Aynen başkan. Yoruldum, 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 yoruldum
Eyvallah. Hilmi Şahballı Usta'ya selamlar olsun, ellerinden öpüyoruz onun da. Selamlar buradan Hilmi Şahballı Usta'ya. Usta bazını ölüne sağlık ya. Teşekkür ederim. Vallahi gerçekten ben büyük usta diyordum ama gerçekten büyük usta yani adamlar, zanaatkar. Estağfurullah. Ağzına ölüne sağlık, fazla muhabbet gelmiyor. Bir sıkıntımız var, sesler çok arızalı çünkü kaç zamandır ne antrenman ne bir şey. Vallahi inanın saz bile çalmıyor. Olsun be. Ya ben diyorum ya şimdi bizim ekibin yani ölüsü bile 10 tane adam yapar. Ondan yana sıkıntımız yok. Sevgili Murat Kalaycı abi. Nasılsın, iyi misin? Vallahi iyiyiz. Nasıl program akışı nasıl? Güzel güzel. Gayet keyifli. Sizleri dinlemek güzel. Burada yanında oturmak güzel. Yani bugün hani yine hatırlatıyorum. Bugün Nesli TV'de ilk programımız bu. Zaten pandemiden dolayı fazla da hani içeriye giremiyoruz ama nasip olursa pandemi kalktıktan sonra dışarıda bizim dış çekimlerimiz. Bu arada Fırat'cığım özür diliyorum. Başkanım Malum Sarıkamışlı ya, her sene biz bir gaz gecesi yapardık, bu sene yapamadık ama gazlarımız geliyor. Önümüzdeki hafta inşallah elimize ulaşacak, afiyetle yiyeceğiz. Almak isteyen dostlarımıza da buradan duyurulur. Tabii. Bir telefon açmanız yeter, herhangi birimize ulaşın yeter. Şimdi zaten şöyle yani bir şey var. Yani burada öyle Bursa'dan falan gelme değil, direkt Kars'tan geliyor, bilginiz olsun. Şimdi Ozan abi şöyle bir şey var. Zaten bizim başkanım maşallah var zaten. Başkanım zaten her sözüne biz kefiliz. Başkanım zaten Kars dediğin zaman bizim oralarda akan sular duruyor. Yani Allah var yani. Şimdi tamam biz Kaz'ı da hani boş yiyen, içen bir adam da değiliz o anında. Tabii canım yanında bulgur pilavı lazım. Tabii bulgur pilavı lazım. Ben de yedim. Ben de yedim hemen. Ondan sonra Kazlar bu sene Murat abiden. İnşallah. Sevgili başkanımdan. Başkanım senin gerçekten sizi dinlemek bana keyif veriyor. Yani keza bana daha ziyade bütün izleyicilerime de eminim ki keyif veriyordur. Sizdeyiz. O zaman abi birden gelsin yapalım. Seni de sevdiğim parça. Aynen. Başkanım. Yani Ozan abinin de sevdiği bir parça, bilen gelsin. Bir parça var, aslında senden isteyeceğim. Korkuyorum istemeye çünkü onu biliyorsun albüme aldık başkanım. İstemiyorum bir yerde çalıp söyleyelim, darılmasın, sürpriz olsun. O zaman sus. Ya ben bugün çok konuşuyorum hemen. Yo estağfurullah. Sen konuş, sıkıntı yok. Senin yani konuşmaktan sıkıntımız yok, zaten konuşmaya geldik buraya. Ben bir çay içeyim o zaman. Çok güzel. Aldım şu yazıyı yazan.
el uzatıp saran gelsin. Yarınıma kördüğümü atan değil bozan gelsin. Yarınıma kördüğümü atan değil bozan gelsin. El uzatıp saran gelsin, bilen gelsin. Alnıma bu yazıyı yazan değil, bozan gelsin. Yazan değil, silen gelsin, bilen gelsin. Çalayıp da akan gelsin, çalayıp da akan gelsin, bilen gelsin. Bozan değil, bilen gelsin. Eyvallah. Her zaman bozan değil, bilen gelsin. Gerçekten ağzına yüreğine sağlık abi. Sözlere baksana ya her zaman. Yani bugün diyor ki bugün ben içeceğim. Ne olursa olsun bugün ben içeceğim. Ama çay içeceğim. Yani sakın şimdi yanlış yerlere gitmesin. Bize de hep bozanlar ne geldi? Oğlum hep bozanlar denk geldi. Vallahi. Ama çok şükür şu anda zaten evliyim. Allah'a şükürler olsun, mutluyum. Sıkıntı yok. Allah'ım. Yani bozanlar gelsin, sıkıntı yok. Bozanlar zaten umurumda bile değil. Benim için önümde olan evimdeki de. Gelsin yalandır. Hepsi bu. Ama her zaman ya. Artık olacak. Bozanlar çok olacak. Olacak. Evet. Zaten olmadan da olmuyor abi. Şimdi dur biraz da kendimle reklam yapayım ya. Ha valla klibimi söyleyeyim ya abi. Samet'im. Canım benim. Şu benim klibimi ver de gelsin ya. Geliyor sevdiğim yoktur şalvarlı gelin vay vay edalı gelin vay vay yıldırdın beni güzeller geliyor sevdiğim yoktur şalvarlı gelin vay vay edalı gelin vay vay yıldırdın beni. Gelin vay vay öldürdün beni.
yok. Göl başına vardım, tren duruyor. Anam beni gurbetele yolluyor. Şamalı gelin, baylar edalı gelin, baylar öpürdün beni. Anam beni gurbetele yolluyor. Şamalı gelin. Evet, böyle de bir klibimiz vardı. Şalvarlı gelin. Zamanında yapmıştık işte. Zamanında yapmıştık da ki yani daha yeni yani birkaç senelik. Yeni klibimiz ondan sonra benden beter ol yaptık. Sevgili Rüştü Karpuz abimizin bestesi. Nasip olursa üçüncü besteyi şeyi düşünürüz aslında. Sevdim seni. Ama Murat Kalaycı abimin. Bakalım onun da yerini şu anda yapmış olalım. Öyle diyeyim. Ozan abi. Can. Şimdi iki tane Ozan var. Diyor bir tanesi Ozan, bir tanesi Ozan. Direkt Akpınar de. Akpınar. Evet. Tamam o zaman hadi. Akpınar abi. Akpınar abi. Başkanım bir isteği var biliyorsun. Başkanım bir isteği var. Sen neyse. Sen bugün biraz suskun kaldın ama. Yok vallahi suskun kalmadım. Yok biraz suskun kaldın da. Ben bugün ne hikmetse görme. Onlar söylesin ben dinleyeyim. Yo valla şu anda hepimiz aynı şeydeyiz, aynı formattayız. O zaman başkanım isteği, ben senin umurunda niye değilim. Aynen. Senin zaten albümde de okumuştun bu parçayı, nasip olursa. Sendeyiz abi söz sahibi. Ben bunu albümde okumadım da. Okuyan halk almadı mıydı? Halk almadı okumuştum. Tabii halk almadı okumuştun. Bunu şey evet. Metin Koçer okumuştu herhalde. Hı-hı. Metin Koçer okumuştu sevgili Metin abim. Evet. Ağzına yüreğine sağlık. Güzel de sesli. Metin bunu okumuş, paylaşmış. Ben de hiç görmedi mi? Demiş ki, bu adam bana dönmese, anlaki beğenmedi, dönmeyecek. Ben de sileceğim, kaldıracağım. Aslında ben bunu dinliyorum. Girmişin içine beğen yapmadan hiçbir şey. Sadece başa sarıp dinliyorum. Ben senin umurunda niye değilim? Öyle ağlıyorum ki yani. Ya ne bileyim, o da bazı yerlerde beni etkileyici bir o parçanın içinde dönüşler yapıyor. Diyorum ki ya bunu ben yazdım ama bu çocuk da okurken bayağı o duyguyu vermek için ne çileler çektiğini orada duyuyorum ya yani resmen. Ben buradayım diyor yani. Ya, ona da buradan selam olsun gözlerinden öpüyorum. Selam olsun sevgili arkadaşlar. Peki ben sana bir şey sorarım sonra. Biraz formatın dışına çıkıyoruz abi. Buyur. Biraz formatın dışına çıkıyoruz. Sıkıntı yok abi sen biraz küçük Emrah gibi biraz altan bu müziği ver. Abi bu şarkıyı yaparken ne düşündün? Of, vallahi hepsinin bir aile derdi var. Bana diyorlar, ne düşünerek yazıyorsun? Ben sana da kendi düşüncemi yazmıyorum, inanın ki. Tabi birilerini de görüyorum. Onları da yazıyorum. İşte kuş gibi uçuyorum, gidiyorum. Dünyayı dolaşıyorum, bakıyorum. Kimin ne derdi var, kimin ne sıkıntısı var. Böyle sanki kendi kendime hayal ederek İnsanların içine girmeye çalışıyorum. İnsanların duygularını böyle kamera düşün, kamera gibi almaya çalışıyorum. Böyle biraz da bizim de yanımız vardır yani bunun. Bu türküyü başlamadan ben birini armağan edebilir miyim? Tabii ki, başlayacağım. Sevgili iş ortağım benim, bu sonra YouTube müzisyenler bilir. 25 senedir beraber çalışırız. Çok sevgili kardeşim. O da adam gibi adamlardan bir tanesidir. Sadullah Öztürk beyefendiye armağan ederim evet, ona da. Adam, bu da güzel bir kardeşimiz. Selamlar olsun. Canımın içine gelsin. Evet. Sen ne zaman?
Çalışmadık. Evet. Bazen ben kendime gelmek için çok bekledim. Onu da söyleyeyim. Yani herhangi kimsenin bir hatası yok. Gıcık oluyor boğazlarımızı. Tabii. Yutkunmak için kaçırıyoruz. Saygılar. Şimdi gerçekten bazen hani yaptığın zaman arada insan bayağı zaman okumadığı için ya da ne bileyim çalmadığı için arada ufak tefek pürüzler oluyor. Biz buradan diyoruz zaten, biz doğaçlama yapıyoruz. Bu işe hani kalkıp da günler öncesinden montaj, günler öncesinden bilmem ne, hani kulis gibi bir şey yapamıyoruz. Biz neyse, içimizden yani yok, provamız bile yok yani bizim. Şu anda değerli izleyiciler, şu anda bizim provamız bile yok yani. Biz sadece doğaçlama, içimizden geldi. Dört tane kardeş girdik direkt yayına. İki tane de orada bizim abi kardeşimiz var. Direkt girdik yayına. Şu anda biz buradayız diyoruz. Bizim yaptığımız bu. İnşallah beğenirsiniz. İnşallah hoşunuza gider.
ki böyle bir kadroyla nasıl olur onu da bilmiyorum. Tam A takımı, Bursa'nın A takımı. Eyvallah. Eyvallah. Teşekkürler abim. Ağzına evlenen sağlık. Sevgili Emin, bize yıllardır, 25 sene önce de Ozan Emin diyirdik. Yine halen daha Ozan Emin diyoruz. Biraz bizim oranın şivesine diyirdik falan. Eyvallah. Yaşımız ortaya çıkacak. Ya yaşın kaç şimdi sen? 32. Yok, aramızda 2 yaş var. Tamam işte. Başkanım, bir laf karar ver de, bir de anmışken Çobanoğlu'nu da analım. Ama şöyle bir şey istiyorum senden. Ne istiyorsun? Onun peşine bir tane böyle güzel böyle hani o bir tane vardı. O zaman şey yapalım, bir başkanım geçtiğinden söyleyelim peşine de. Bunu da hep beraber aman güzel yavaş yürü. İki kitabı ondan okuruz. Ha. Yaşa. Yakışır gider. Daha bulmaz mı? Evet. Evet. Allah nur içinde yatırsın. Amin. Murat Çobanoğlu üstadı. Amin. Onu da dedik bir analım, bir iki türkü de ondan okuyalım. Öyle değerler bir daha gelmiyor. Gün geçtikçe insan arıyor. Değme benim bu sineme, vay geçti benden, geçti benden. Eski günler yalan oldu, zalim geçti benden, geçti benden. Ben merde köprü olmuştum, geçti benden, geçti benden, geçti benden, geçti benden. Ben merde köprü olmuştum, ama mertlerle geçti benden. Geçti benden, bana geçti benden, geçti benden, geçti benden, geçti benden. Ben merde köprü olmuştum, zalimlerden geçti benden. Çekildi, gönül kalası yıkıldı. Saç ağardı, bel büküldü. Valla geçti benden, geçti benden. Ben merde köprü olmuştum, namertlerde geçti benden. Canım, 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 canım
Hani bazen diyor ya, senin bir lafın var. Diyor ki, babaya anlık da amcaya da almadan olmaz. Tabii ki. Aynen. Yani Rabbim mekanlarını cennet etsin. Amin. Sevgili Murat Çobanoğlu, Rabbim nur içinde yatırsın. Allah Teala garengar rahmet eylesin. Şimdi Fıratcan, özür dilerim. Canım abi. Herkesin bir istek, isteme hakkı var. Ben de bir istek istiyorum. Tabii. Başkanım, Kars'ın kalesini senden istiyorum. Hem de biliyorsun, malum şu anda da... Tabii. Şey olur yani, isabetli olur. Onu istersen yönetmenizi söylerim. Klibimizden... Klipten versin. Yani, klipten tamam. Şey yapalım, onu izledikten sonra buluşalım o zaman. Aynen. O zaman şöyle bir şey yapalım abi, sen klibe geçelim. Abimizin, güzel, saygılı başkanımızın klip yapmışlar. Ondan dolayı sevgili başkanım klibini verelim. Ondan sonra devam zaten. Toplar atılır, topların sesinden ay gün tutulur. Topların sesinden ay gün tutulur. Atan kim, tutan kim? Türk'ün askeri. Türk'ün askeri de hiç dönmez geri. Atan kim, tutan kim? Türk'ün askeri. Türk'ün askeri de hiç dönmez geri. Kars'ın kalesinde çift binek taşı. Kars'ın kalesinde çift binek taşı. Çekin kıratımı binsin binbaşı. Çekin kıratımı binsin binbaşı. Atan kim, tutan kim? Türk'ün askeri. Türk'ün askeri de hiç dönmez geri. Atan kim, tutan kim? Türk'ün askeri. Türk'ün askeri de hiç dönmez geri. Kalesinden bir kuş uçurdum. Kars'ın kalesinden bir kuş uçurdum. Ah ile vah ile ömrüm geçirdim. Ah ile vah ile ömrüm geçirdim. Atan kim, tutan kim? Türk'ün askeri. Türk'ün askeri de hiç dönmez geri. Atan kim, tutan kim? Türk'ün askeri. Türk'ün askeri de hiç dönmez geri. Oh,
askeri de hiç dönmez geri. Adam kim, dudam kim, türkün... Evet, ağzına yüreğine sağlık abim. Eyvallah, teşekkürler. Yüreğine sağlık, gerçekten mükemmel olmuş Karsan Kalesi. Şimdi bir gülüm de ben söyleyeyim de. Sen söyle. Bir tane gülüm de ben söyleyeyim. İbrahim Erkal'da. Rahmetle, sevgili rahmetli İbrahim Erkal abimizi rahmetle ve özlemle anıyoruz bu arada. Rabbim mekanı cennet etsin. Bugün ne kadar güzel değil mi başkanım? Hani bütün ölmüşlerimize hep rahmet okuduk. Güzel program oldu. İşte rahmetlerimiz eksik olmadı. Dualarımız eksik olmadı. Yani tam Mustafa Kemal'den bu yana bütün ölmüşlerimizin hepsine, Türkiye'mizin bütün değerlerine rahmet okuduk. Gerçekten benim içime sindi. Rahmetli İbrahim Erkan'ın mekanı cennet olsun. Amin. Hadi bakalım başlayalım. Evet. Sevgili Akpınar abim, efendim. Canlarım ciğerlerim,
Murat abi. Nasıl? Abi şöyle bir güzel. Bugün bir program oldu. Şöyle biraz da canlandıralım. Değil mi? Zihinlerimiz çok canlansın. O zaman şöyle bir şey yapacağız. Son hareketli parçamızda popor ile programımızı biteceğiz. O zaman şöyle bir iki tane, üç tane peş peşe bağlayalım. Hep beraber şöyle. Hep beraber söyleyelim. İstersen sen bana biraz bize doğru gel. Abi. Şöyle bir şey yapalım. Hep beraber popcorn bir şekilde güzel iki tane üç tane parça yapalım. Ondan sonra değerli izleyicilerimize elveda edeceğiz. Girelim. Merman Bey çok dert vermiş. Bu arada değerli Nesne TV izleyicileri, biz her perşembe günü saat 9-11 arası Fıraçan'da Gönlen Gönlen programında hep birlikteyiz. Tabii programımızın içeriğinde şöyle bir şey var. Karadeniz gecesi olacak. Doğu yöresinden, yani sadece bir taraf olmayacak. Karadenizimiz olacak, fırkalarımız olacak, Doğu bölgesinden olacak değerli dostlarımız. Ondan sonra fıkralarımız olacak, atışmalarımız olacak, aşıklanmalarımız olacak. Yani barlarımız olacak. Ayrıca mesela çiğ köfte günlerimiz olacak. Yani güzel bir temaşa yapacağız yani Allah'ın izniyle. Onun için her perşembe saat 9-11 arası bütün sevenlerimizi, dostlarımızı ekran başına bekleyeceğiz. Bütün dostlarımızın evine misafir olacağız. Konuşmak istediğiniz, arz etmek istediğiniz... Valla benden tekrar hayırlı olsun kardeşim. Allah razı olsun, sağ olun. Nese Müzik Organizasyon Yapım Nese TV'ye teşekkür ederim Necdet abime. Samet kardeşime eline sağlık. Üstadlarımın eline yüreğine sağlık. Teşekkür ederim. Herkese saygı sevgilerimi gönderirim. Allah'a emanet olun. Eyvallah hocam. Ağzına yüreğine sağlık. Ben de sana çok çok teşekkür ediyorum. Buraya geldin. Bizleri kırmadın. Programımıza renk kattın, neşe kattın, bizi onur ettin. Sevgili Ozan Reyhani Hocam. Evet, ben de son olarak şunu söyleyeyim. Böyle bir program yaptığınız için teşekkür ediyorum. Bursa'daki müzisyen kardeşlerimiz için bulunmaz bir nimet. Hem reklamlarını yapma açısından hem de unutulmamak açısından güzel bir program. Başarılar diliyorum. Allah yolunuzu açık etsin diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun Musa'nın amcam. Allah razı olsun. Değerli büyük üstadım. Sen de geldin, bize onur ettin. Rica ederim. Renklendirdin programımızı. Hoş geldin, sefa geldin diyelim. Sevgili Murat abi, Murat Başkanım. Evet, öncelikle bizi ağırladın burada. Gönülden teşekkür ederim. Güzel bir gece oldu. Uzun zamandır müzeye verilen bir aradan dolayı böyle bir birleştik. Gene söylüyoruz, bir hatalar olursa affola, herhangi bir provası vesaire yoktur. Olsun, önemli olan sıcaktan, gönülden gelmesi, doğaçlama gelmesi. Tabii bu güzel programların yapılması lazım, büyümesi lazım. Çünkü yöremizin bir sürü müzisyeni var. Böyle ortamları çok bulamıyorlar. O yüzden öncülük etmek de önemli. Bu anlamda onlar için de kıymetli. Mutlaka bunun kıymetini bilsinler. Şimdi bugünkü üstadlarımız, iki Ozan'ımız var. Birisinin albümü çıktı. Albümünde bahsetmedik ama Ozan abinin albümü, diğer Ozan abimizin albümü inşallah yakında. Yakındır. Birbirimize destek olalım, birbirimizi sevelim. Arkamızdan iş çevirmeyelim. Birlikten kuvvet var, ayrılıktan hiçbir şey olmaz. O yüzden birbirimize her kulvarda mutlaka destek verelim. Gönülden destek verelim. El uzatamasak bile gönlümüz bir olsun yeter. O anlamda yine değerli izleyenlerimize de teşekkür ederiz, bizleri izlediler. Mutlu olduk, zevk duyduk. İnşallah ileride daha güzel programlarda yine birlikte oluruz. Evet hocam. Ben de şöyle bir şey diyeyim. Ağzına yüreğine sağlık abi, seni gerçekten bizim programımıza yine renk attın. Yine ustalardan birisisin Bursa'daki. Yani benim gerçekten sevdiğim sanatçı, arkadaşlardan sanatçı, abi dediğim insanlardan bir tanesisin. Yani Bursa müziğinde ben en eski tanıdığım sevgili Ozan Reyhani Hocam, 25 senedir birbirimizi tanıyoruz. Yani eskiden beridir müzik adına yaptığımız çalışmalar var, yaptığımız şey var. Ama nedense bizim Bursa müzisyenlerinde çok bir bölüm demeyeyim de, yani şimdi kendiliğinden insana zaten bir şey denmez.
kendini bilmeyen insan çok, hani fesatlık çok. Yani birbirlerinin arkasından konuşmak, birbirlerine şey. Şimdi böyle şeylere gerek yok. Birisi ön adım olduğu zaman arkadan illaki gelinmesi gerekir. Çünkü yani bir program yapılmış, hani bir saygı duyulması gerekir, gelinmesi gerekir. Hep birlikte, birlikten kuvvet doğar. Ben buradan bütün arkadaşlarımıza söylüyorum. Gelin kardeşim, hep birlikte böyle bir programımız var. Ki bizim programımız da şu anda yani gerçekten devasa bir proje oldu. Bütün sadece Bursa'da değil, şu anda bizi mesela Doğu'dan, Karadeniz'den izleyen arkadaşlarımız da çok. Telefonum sabahtan beri de susmadı. Ben bütün dostlarımızı bekliyorum. Cümleten Allah'a emanet olun diyorum. Haftaya 9-11 arası Nesetim'de görüşmek üzere diyorum. Fıratcan'la Gönülden Gönüle programında zaman ayırdığınız için size çok çok teşekkür ediyorum. Kucak dolusu sevgiler. Görüşmek üzere. Biz teşekkür ederiz. Söz ustalarda. Buyurun.
kolay değil, al gel sen bana sor. Ayrılık kolay değil, al sen o zarar sor. Günlerim yalnız seni aramalar geçiyor. Çıkarım dağları.
sevgiler saygılar derken en kötü yıldız böyle olsun. Fıratcan'a gönle güne kurbansın gelin sona geldi. Ben Fıratcan, gel misafirimize, gel uzaklara. Çok çok teşekkür ederim, bize donanlar geldiler. Haftaya perşembe günü görüşmek üzere. Evet, eskiyle kalın, sağlıkla kalın, huzurla kalın, dizayn kalın.